Herkese merhaba merhabalar yeni bir bölüme hoş geldiniz eski haftadan e, birçok haberi aktaracağız bu arada Sizi bazı konularda uyarmıştık bu hafta bu uyarılarımız hakkında gerçekten başa gelmiş bazı olaylar var bunları aktaracağız İlk olarak Nvidia ekran kartlarıyla başladım başlıkta gördüğünüz gibi Nvidia'nın yeni süper serisi ekran kartlarında yenilenmiş 12 volt güç girişlerinin en azından bütün ekran kartlarında olmadığı ortaya çıktı Kimi ekran kartlarında yenilenmiş 12 volt güç girişi var Kimilerinde de hala eskisi kullanılıyor. Bildiğiniz gibi eskisi soket tam oturmadığı zamanlarda ne yazık ki ekran kartı soketinin yanmasına neden olabiliyordu. Evet ve ekran kartını yok ediyor bu arada. Hani sadece soketi yok etmiyor üzücü bir şekilde. Ee, yenisi bayağı güçlü. 675 Watt'a kadar çıkabiliyor. 75 Watt artış var. Üzerine tabii ki de soket oturduğu zaman klik sesi çıkartabiliyor. En büyük farklardan birisi. Yani o ses ne kadar önemliymiş gördük. Evet. Ee, hepsini niye getirmemişler bilmiyorum ama açıkçası hani şu noktada daha yenisinin bir güncellenme şeyine bu hani yananların güncellenmesine ihtiyacımız var. Çünkü yanıyor. Hani düzgün oturtamıyoruz. Anlayamıyorsun. Yani yeni seri bir süper seri ekran kartı alırsanız da hemen ben bu soket yenilendi. Kısaca oturtayım. Yoluma devam edeyim demeyin. Evet. Eğer siz takıyorsanız bu ekran kartını soketin iyice oturduğuna emin olun. iyice bir bastırın. Yani yıl oldu 2024. Bizim soket konusunda hala iyice bastırın, emin olun diyebilmemiz gerçekten enteresan oldu PC dünyası ya için. Ya evet. E, tamam evet tek kablo olması çok güzel. Yeni bu hani şey yanan soketin ama anlayamıyorsun. Hani bir de bir kısmı da boş kalıyor. İstediğin kadar ittir, tam girmiyor. Tasarımdan böyle. Ve çok sinir bozucu. Hani böyle şey yapıyorsun, girdi mi? Kim nasıl tasarlamış bunu hiç mi test etmediniz arkadaş? Yani değil oradaki mi? pin tutmuyormuş işte yani. Bu kadar basit de o dürüst. Ya ben de onu anlamıyorum. Hani bunlar çünkü milyonlarca kişiden onay geçiyor. Böyle konsorsiyumu var, onaylardan geçiyor. Hem Nvidia, hem AMD, hem Intel bilmem ne farklı farklı üreticiler. Kimse test de kimse gibi. de yanlış takmadı şu aleti. Ama herhalde demek ki bir prosedürleri var. O şeyleri, klasik vardır ya kontrol listesi. Kullanıcı öyle değil. Kullanıcı tık hop görüşürüz abi deyip gidiyor. yani evet, birisi de öyle, öyle, uga buga yapmak zorunda ve görüyoruz şu anda ki geriye dönmüşüz. Hani eski sisteme dönmüşüz demek ki adamlar hala yeni sistemde güveni yok. Enteresan Bakalım. bir şekilde bir düzeltmeyle yola devam edeceklerdi. Yeni ekran kartlarını koymamışlar. Vietnam'da bir olay başa gelmiş. Aslında bizim Türkiye'de yaşanan olaylara çok benzediği için biraz da bir espri mahiyetinde aldım. Bir kullanıcı Emide RTX 3060 Ti sipariş geçiyor internetten. Ve eline bir ayakkabı geçiyor. Kadın ayakkabısı. Evet. Online'da hani böyle bir şeyin olmasına kadar garip falan diye yurt dışında, Tom's Hardware'de haber olmuş. Tabii şimdi Amerikalılar bu tip şeylere böyle değiller, şaşırıyorlar, değil evet. değiller. Ama biz salatalık çiftlerine dahi şahit olmuş insanlarız ya yani. Bizimkisi tamamen şey, ben haberi gördüm, normal bir gün gibi düşündüm. Çünkü Amerika'da hani böyle adamlar böyle çalmak için fantastik şeyler okuduk geçenlerde işte. Adam şey direkt CPU'nun üzerindeki soku çıkarmış, hani işlemci ünitesini çıkarmış, öyle gizleyebilmiş filan. Bizde bu normal bir gün ayakkabı göndermek, taş göndermek çünkü şeydir ağırlığı da önemlidir o yüzden taş koyar için adam Türkiye'de gördük bunları. Yani ayakkabı çıkınca ben şey dedim Türkiye'de dansal, biz nasıl kaptadık bunu? Yine standart <laughs> bir gün yani gerçekten bizim için adamlara <laughs> enteresan gelmesi komik geldi bana. Yani geçtiğimiz haberlerde belirtmiştik gerçekten Batu'nun da belirttiği gibi Amerika'da gidiyorsunuz 4090 satın aldığınızı zannediyorsunuz. Adam GPU'sunu <laughs> lehimden <laughs> söküp başka GPU lehimlemiş falan. Yani gerçekten bu kadar kompleks uğraşmış, halbuki <laughs> okay. ne uğraşıyor yani? Hey, aynen ayakkabı haklı. Bu koy geçiş Şey işte. yapanlar var mesela işlemcilerde, RAM'lerde, hard disklerde özellikle e, BIOS'unu flashlıyor, farklı bir isim yazdırıyor ama gücü bir açıyorsun. Zord hiçbir şey yapamıyor böyle. Hani belli bir 3.2'ye bile çıkamıyor. Daha kompleks şeyler Amerika'da var ama onlar çok uğraşılmıyor ama biraz daha böyle Vietnam falan gittiği zaman ayakkabı gönder ne olacak kısmı da var uğraşmamışlar daha pratik zekaların yetenekli insanların olduğu ülkelerde böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz şimdi biz birçok böyle güvenlik haberinde sizlerini için uyarıyoruz bakın kameralar var bu kameralar internete açık bir şekilde dışarıdan erişime izin veriyorlar ve insanlar da bunu için kullanıyor evimdeki köpeğime bakayım çocuğuma bakayım hmm. İşte evde yaşlı annem var onu izleyeyim. En azından hani evde ne oluyor bitiyor haberdar olayım diye evlerini kurup gidiyorlar. Mutlu Mesut kullanıyorsunuzdur. Vardır birçoğunuzda bu tip kameralar. Çünkü çok da ucuzladılar aslında. Geçtiğimiz gün Vizi güvenlik kameralarındaki Amerika'da çok yoğun bir şekilde kullanılıyormuş. Ne Tabii. kadar yoğun kullanıldığını size şöyle söyleyeyim. Yüzde biri 13 gün kullanıcıya denk geliyor kullanıcı sayısını. Çünkü en ucuz ve en epide düzgün hep şeylerden birisi. Ring'den sonra Vizi böyle Ucuz da yani gerçekten Amazon'da best seller'dır her zaman ama %1'e. Tutan yayılan ve şöyle bir şey oluyor. Güvenlik takımı bir güncelleme yapıyor sunucusunda. Bu 13.000 kullanıcı %1'ini etkiledi diyor sadece kullanıcılarımızın. Random bir şekilde bir başkasının kamerasından izleme yapabiliyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hani şifreli görüntüleriniz biz bunları şifreliyoruz oradan oraya aktarıyoruz evet. kimse göremez biz bile göremiyoruz falan diyorlar ya. Yalan yani bu... Bu bir kod, koddaki hataya bakıyor. Bir tane ünlemin yanlış olmasına bakıyor. Çünkü bu arada ben tam hack de değil bu arada bu. Evet. Yani üçüncü parti bir kütüphane kullanıyorlar yazılımda. Ee, caching diye hani böyle siz her girdiğinizde tekrar tekrar şifreyi sormasın. Bu adam hani bir de girdi. Evet bu adam bununla doğru. Demek ki datayı gösterebilirim dediğim sistem vardır. Caching sistemini restore ederken data, veri tabanını yanlış eşleştirmiş. O yüzden açıyorsun. Başka adamınkisini izliyorsun. Ve böyle hani özel bir şifreleme, hackleme falan yok. Açıyorsun hepini. Kendi kamerama bakayım diyorsun. Bir bakıyorsun. Burası ben değilim. Ya burası başka bir <laughs> yer ben yani. Benim yani köpeğim evet. değil. Bu kedi. <laughs> ve 13 bin kişiye denk gelmiş. Yani bir kişinin, bir yazılımcının veya hani bir sistemin minicik bir hatası ve çok önemli datalar da gidebilir. Evet ya bu şu anlama da geliyor bir yandan. Yani database'lik ufak eşleme diyor. Yani NSA... FBI, CIA artık ne derseniz ihtiyaç duyduğu dahil demek ki tek bir tıklamayla evinizdeki bütün kameralardan neredesiniz, ne yapıyorsunuz arama yapabilecek kıvama gelmiş. Bu kamera mevzusu gerçekten çok önemli. Bakın hassas görüntülerinizin oluşabileceği yatak odasıydı, oturma odasıydı, önemli şeyler konuşabileceğiniz ofis odanızdı. Bu tip yerlere kamera kurdurmayın. Özellikle kablosuz kameralar hani hiç kurdurmayın. Ve hiç kurum. açmayın. Kapalı evet, akur. Yani hani bir güvenlik önemliyse evet bir kasada oraya kaydetsin. Ama sen o kasayı açtığın zaman ancak o veriye ulaş. Evet, yani lokal yani ağda ulaşmasın. Yani şey olmasın. O bir PC'ye de aktarmak istiyorsanız bu bilgiyi. O PC'nin yurt şeyine yani internete erişimi ol güvenliği önemsiyorsanız dışarı erişimi olmasın. Evet, Çünkü kesinlikle. o PC'yi de hackleyebilirler. Yani bir şekilde yani böyle bir güvenlik sizin için bir önem arz ediyorsa ve yani önemli bilgileri korumak istiyorsanız Kesinlikle ağdışında durması gerekiyor bunun. Veya direkt böyle DVR'lar var. Sadece kayıt için yapılan cihazlar. Yoksa cihaz bir var. gün çok önemli bir görüşmeni bir başka göz yanlışlıkla böyle noktata bezleşmedi falan deyip <laughs> izleyebilir. Durup dururken ters köşede kalabilirsiniz. Dikkatli olun gerçekten. Ben kameralardan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir güvenlik sistemi kurduruyordum ben. Dediler ki bir kamera takalım içeri ofise. Ücretsiz bunu deneyin. Kapıdan girinin resmini çekiyor. Ya dedim arkadaşlar bakın bunu güvenlik şirketisiniz siz. Bana öneriyorsunuz. Bu sizin nerede tutuluyor? Bizim dedi cloud'da. Hadi bakalım. Senin cloud kim? Benim dedim yani cloud'daki görüntüme kim girdi kim çıktı bunun sizin tutmanıza ne gerek var dedim ya. Böyle bir güvenlik olabilir mi bir abi? Bir de şöyle bir şey var. Bunun raporlamasını da yapmayacak o şirket. En büyük sıkıntı o yani. Ben sana güvenmiyorum. Hani en başta... Ben zaten onu dedim ya. Ben size güvenmiyorum dedim ya. Boşversen o şeyi <laughs> evet, ya. Yani Beni çünkü... izleyecek misin izlemeyecek misin? Ya bunun şeyin önemi yok. Benim bilgimin ne önemi var bilmem filan falan değil. Bu elinde sonunda... Dağılıyor. Bu adam da adam ileride bir gün senin bu datana çünkü o datalar silinmiyor. Çünkü data saklanması bütün böyle yani bilişimdeki en ucuz şey. Adam hard disk yazıyor, şey banda yazıyor, şey yazıyor. Ya bakın bu arada hani verinin tutulması, saklanması diyor. Çin şu anda Tesla giremez diye birçok bölgeye tabelalar asmaya başladı. Kritik ve hassas verilerin olabileceği yani. bölgelere Tesla araçları sokmuyorlar. Niye? Yine geçtiğimiz programlarda bunu dile getirmiştim. Bizim ne yazık ki uyuyor kurumlarımız hala da. Caddelerimiz, Ankara sokakları, İstanbul'daki kritik bölgelerde Tesla'lar istedikleri gibi park ediyorlar. Arkadaşlar bu araçlar 360 derece kameralarıyla 7-24 çevreyi kaydediyorlar. Ki iki tane kamerasından sen Ha işte Öyle size de bir sıkıntı var. Tesla'nın direkt genel merkezine erişebilir ve bunları genel merkeze gönderiyor bu kayıtları. bu. Tabii, 7-24 o bir iletişimi sağlıyor eğer şeyi varsa. E şimdi Çin dedi varsa. ki bu bir güvenlik sıkıntısı. Biz artık Tesla araçları sokmayacağız. Biz de abi hiç kimsenin umurunda değil ya. Ben bunu söyledim diye geçen biri demiş. Komşun senin kaçta girip çıktığını ne yapsın? Sen daha mı ya değil, falan. değil. Bunun erişilebilir ama biz şeye de çok alıştık. Şimdi Türkiye'de KVKK diye bir şey var ama çok hani böyle yıl, şey içinde açıyorum. Evet. Var hani tamam hani var Kim ama. Kim uyguluyor nasıl uyguluyor Ben uygulandığını de görmedim. Çünkü yani telefonda şu anda SMS'leri alsam e, şey mesajları herhangi bir böyle kumar sitelerinden gelen mesaj. Yok yok yani ben bunu nasıl engelleyemiyorum? Evet şey çok güzel bir adımdı bu arada. EVSA'ydı galiba şeyinkisi. E-Devlet'e e, gir, e, kapat diyor. Hani şirketlerin, legal şirketlerinkisini kapatabilmek çok güzel bir şeydi. Hani büyük bir atılımdı bence Türkiye için. E ama yani bu kadar kumar sitesini biz nasıl engelleyebiliyoruz? Yasak olan ülkede yasak. hani Teorikte yasak. Yağıyor ya, ya kapatamıyor. Bana soracak olursan bilmem ne belediye başkanının benim özel günlerini kutlamasına da ben razı değilim. Tabii. Yani. Bana ne abi yap belediye işçiliğini yap. Yolu, yolu şurası çökük bana adam iyi bayramlar diyor. Deme. Aga bana iyi bayramlar deme gel yani yolu düzelt. <laughs> ben sana SMS'e dönebilsem keşke yani. Ay değil mi yani hani böyle <laughs> şey ben, <sen> <laughs> yolu düzelt. ben sana Yolu düzelt diye atarım adam. Yani bana iyi bayramlar diyor. Bana ne abi kutlama bayramı. Evet yani. bu kadar kolay erişilebilmesi beni çok sinirim bozuyor. Ve hani çok basit ya o kadar hani günümüze denk geldi ki şey yani mesaj geliyor ve umursamıyorsun ama ben umursamam lazım aslında yani bu benim bu herif öğrendi nasıl şey yapıyorlar bilmem ne yok Türkiye'de tak 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 mesela yani günde 30 tane mesaj mı gelir ya? Ya yani inanılmaz gerçekten şimdi bir başka güvenlik sıkıntısından bahsedeyim sizlere parmak iziniz çok önemli bir veridir parmak izi özellikle parmak iziyle açılan cep telefonlarında daha da önemli bir hale geldi. Parmak izi aynı zamanda şöyle korunuyor, özellikle biyometrik veriler. Ne diyor cep telefonu üreticileri? Biz bunu cep telefonunun içerisindeki bir çipte saklıyoruz. Herhangi bir başka uygulamanın biyometrik verinize ulaşması imkansız. Yani bu çip şifreli olarak saklanıyor, biz de görmüyoruz Lokal diyor. Lokal saklıyor. Tabakatta. Evet, biyometrik verinizi biz de görmüyoruz diyor. Çinli ve Amerikalı araştırmacıların yaptığı bir araştırma gösteriyor ki, cep telefonunuzu izniniz dışında kurulacak casus bir uygulama, Sadece cep telefonunun üstündeki mikrofonu kullanarak ekranın üstteki parmak kaydırma hareketinizden parmak izinizi %33 oranında evet, kopyalayabiliyor. Yani şey tamamen değil partial dediğimiz hani çeyrek yani yarım bir şekilde ama yarım şekilde de yetiyor. Çünkü e, telefonu hani açarken kaydederken hani bu parmak izini kaydederken dikkat edersen 30 kere yarım falan atıklıyor. tıklattırırsınız. Bunun sebebi yarım yaptığında da ok, anlayabilsin, yarım eşleştirebilsin diye. Herhangi bir mesela Discord, Skype, WeChat, FaceTime gibi mikrofonu açık app'lerde ona yana şey yapıp bu yazılımı injekte edip sürtünmeden hani ekranı siz böyle slide derken herhangi bir sağdan sola hareket yaparken sürtünmeden replike ediyormuş parmak izini. İnanılmaz bir Yani bunu düşünebilmesi birinin ne kadar korkutucu. İnanılmaz gerçekten. Bir yandan da parmak izinizi ele geçirdikten sonra ne yapıyor? Ödeme uygulamalarını kullanmaya başlamışlar. Çünkü ödeme uygulamaları parmak izinden ona istiyorlar. Hop oradan tıkır tıkır arkadan işinizi halledip paraları çekebiliyorlar. Bu arada %30 şey demiştik hani yarım parmak izini alabiliyor. %3'le de tamamen hepsini alabiliyormuş. O bile yani %3 Çılgın aslında. Bir yani şey demiyorum hani böyle çok düşükmüş falan diye düşünmeyin. Parmak yani şu hareketi kaç kere yapıyorsun telefonda? 100 kere yapıyorsun. 100 kere güne. yapınca üçünü, üç kere en azından. Üçünü evet. tutturması zaten birini tutturması yeterli adamın. Yalnız öyle bir hareketten de parmak izimin kopyalanabileceği... ...bin yıl düşünsem Tabii, aklıma gelmez yani. Sürtünmeden onun nasıl bir yani o kadar düşük bir sürtünme ses çıkartıyor... ...ama işte mikrofon o kadar iyi ki bir noktada artık telefonlarımızda. O sürtünmeden onu şey alıp replike edip... ...onun tekrar şeyini haritasını çıkarabilmesi... Yani ...düşünen adam ayrı bir kafa. Şimdi yapay zeka teknolojileri, veri bilimi geliştikçe... Bunu tabii kötü niyetli insanlar da aktif bir şekilde kullanabiliyorlar ve yani gidilebilecek nokta korkutucu. Yapabilecekleri gerçekten her geçen gün daha da fazla artıyor. Bakın FBI yaptığı bir araştırmada görüyor ki binden fazla kullanıcı Rusya ordusunun kullandığı bir botnet ağına üye olmuş. Bu da <gülüyor> neden <gülüyor> hani Batu da söylüyor her güvenlik şeyinde admin admin diye pasif şey bu router evet. bırakıyorsunuz ya bu tip routerlara bulaşan bir botnet ağı keşfetmişler. Bunu kendileri silmişler sonra uzaktan. Şimdi bazen evet, böyle modemleri sağ... kapatmışlar direkt. Ha böyle sağda ekiplerde bazen şeyler oluyor. Bana da geliyordu mesela. Bildiri geliyor. Ya böyle böyle bir güvenlik açığı var portunuzda. Hı hı. Hani dikkatli olun, silin. Sizin yani şey yapmadığınızı biliyoruz kötü niyetli evet. olmadığınızı tarzında bildirimler almışsınızdır eğer sunucumuzu işletiyorsanız. Kesinlikle bir şekilde çünkü bulaşabiliyor. FBI, CIA bu konularda çok aktifler ve Gerçekten CIA değil gerçi. CIA gizli örgüt. FBI genelde bu tip konularda uyarıyor. Bir de açıklayabiliyorlar, açıklamak evet. zorunda kalıyorlar. Bayağı şey yapmışlar hani aslında kendileri geri hacklemişler cihazları. Cihazları geri hackleyip bütün modemin, routerın yazılımını silip tekrar düzeltip firewall eklemişler. Kısaca geri hackleyip düzeltelim bari demişler adamlar. Ama işte yani giriş yöntemi bu arada dediğim gibi admin olmuş. Hani şifre user ve şifre admin admin olduğu için giriş çok kolaymış. Bütün modeme girmiş, sızmış. Bütün o portları, firewall'ları açmış. Yani. Zaten ondan sonra bitiyor bütün olay. Hani istediğin gibi içeride top oyna. Ee, aynı şekilde geri düzeltmişler ve yani az da ünite değil hani binden fazla. Hani bu modem için bu arada tek bir marka modem için geçerli bu. Bilmediğimiz kaç tane ürün var. Kesinlikle öyle. Bu yüzden de evet. özellikle router'larınızın ve modemlerinizin güncellemelerine dikkat edin. <laughs> Eğer şeyden aldıysanız internet servis sağlayıcısından onlar düzenli o güncelliyorlar evet. zaten. Tüm kontrol onlarda. Ama üçüncü parti bir router kullanıyorsanız hani ya bu internet servis sağlayıcının verdiği wifi'dan ne olacak? Evime yetmiyor dediniz, gittiğiniz başka bir alet Hı -hı. aldınız. Ona dikkat edin, güncellemelerini takip edin. Yani şifresini, wireless şifresini değil modem şifresini değiştirin. Ha, zaten hani evet. e, çok da şey değil çok kullanıcı olarak modernlerin şey değil. çok değişik ya artık. Artık evet modernlerde Allah'tan şey ama ben ona da güvenmiyorum çünkü belli bir patenle üretilebildiği için üreticinin şifresi yani o patenle... Onu da değiştirin evet. Yani o şey onun çünkü belli bir düzende üretiliyor makine üretiyor yani istediğiniz kadar random rastgele dediğim şey bile rastgele değil yazılımda çünkü belli bir limitasyonları var. O yüzden hani kendi yaptığım şey her zaman daha güvenli. Değiştirmek de 5 saniye süren bir şey. Bir değiştireyim güvenli olsun. Şimdi size değiştirmek istemeyeceğiniz güzel bir bilgisayar teklifi <laughs> sunayım ben de tam olarak bu tarafta. Vatan bilgisayar sizler için yine oldukça iyi bir sistem toplamış. Bu sefer ekran kartı Asus'un dual serisinden 4070 OC 12 GB'lik bir ekran evet, kartı. Güzel. 12 GB bu ekran kartıyla beraber oyunların dışında mesela Nvidia'nın Chatbit RTX gibi offline'da direkt bilgisayarınızla yapay zeka vasıtasıyla konuşabildiğiniz uygulamalarını da kurup deneyebiliyorsunuz. Oyunlarda yüksek performans alacağınız garanti. Aynı zamanda 2x16 GB Crucial'ın Pro ailesinden 5600 MHz DDR5 bellekler var. Üst seviye bir sistem Core i5-13400F işlemciyle beraber gelmekte. Intel 13400F 4070 için yeterli bir işlemci. Ama ben bu iş, sistemi alacağım, gerisini unutacağım, video işleyeceğim, 3D yapacağım filan derseniz belki 13700 upgrade etmek isteyebilirsiniz. Evet. Bu tarafta çok dusun. daha iyi olur ama hani oyun için düşünüyorsanız fazla fazla yeterli. yeterli gerçekten de. 1 terabaytlık M.2 SSD var üzerinde Verbatim'in ve aynı zamanda ThermalTake'in oldukça güzel 750W'lık bir güç kaynağıyla beraber geliyor. Power Boost, mesh kasalar görüntüsüyle, fanlarıyla, RGB fanlarıyla beraber beğenilen kasalar ve görüyorum ki bu sistemde de size sunulanlar arasında Asus'un Prime Z790M Plus ana kartını da unutmayalım. Yani sisteme genel olarak baktığımızda bugünün yarının sistem olmuş. Gerçekten evet, çok güzel, bir sistem. ve güzel bir sistem oldu. Ben de beğendim bu sayıyı. yanına ve bakıyorum. Vatan ekibi hep şey söylüyor onu söyleyeyim size. Biz fiyatlarda iddialıyız. Mutlaka baksın izleyiciler fiyatlara diyorlar. Bakın, es geçmeyin arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu yeni bir sistem. Buna Windows 11 kurmak istersen ya da yeni bir uygulama, yeni bir oyun kurmak istersen problem yok. Tabii zaten ama zaten Windows 11'de Eski sistemlerde Windows 11'de bir problem var. Evet artık Windows dur demiş çünkü biliyorsunuz Windows 11'e bazı yazı, işlemciler çalışmıyordu özellikle TPM yoksa zaten yüklemede problem çıkartıyordu çok çok eskilerde hiç yükletmiyordu tabi bunu da geçebiliyordun server yazılımlarını yüklemek için kullanılan bir tane slash product server diye bir tane kod vardı. Setup'ı böyle çalıştırırsan bütün bu denem şeyleri, kontrolü ediyordun. Eski sistemleri kurabiliyordunuz evet. böylece. Yani Kortu bile kurabiliyordun. Kortu Quad'da filan. Windows'un işte 24H2 dediğimiz yeni versiyonda bunu kapatmışlar. Artık demişler ki hani bunu kurmayalım. Çünkü bence kötü bir karar değil bu. Çünkü sen Windows 11 onda öyle bir cihaz. Sen Microsoft'u savundun Batu. Aa, burada savunacağım. <laughs> yani bu şey gibi bazı teknolojik atılımlar vardır ya mecburi geride kesmek zorundasın geleceği ilerletmek için. O bunlardan birisi. Hani bu şeyde demiyorum ama bu hani 4000 serisi 6000 serisi i5'ler için demiyorum. Ama Kortu'da da yükleme şimdi Windows 11 çünkü sana da yazık. Yani kullanana da yazık çünkü daha kötü bir deneyim alacaksın. İyi deneyim alma olasılığın yok senin. Ne de güvenlik unsurları konusunda gerçekten çok ciddi adımlar atıyorlar. Hep Windows PC'ler güvensizdir, virüsler yüklenir falan filan diyorlar ya adamlar bunun önüne geçmek için işte bazı şartlar koşuyorlar artık. Yani. O şartlarda karşılansın istiyorlar dediğin gibi. Bence önemli. Yani çünkü ya. tüketici her zaman için cebini düşünüyor. Güvenliği ikinci aşamaya atabiliyor ama güvenlik düşündüğünüzden çok daha önemli artık. İşte o yüzden bazen bu tür hani şey için değil firmanın para kazanması için değil de güvenlik ve teknolojik ilerleme için mantıklı buluyorum. Öbür türlü olsa tamamen hani para bilmem ne için olsa zaten açık bırakırdı. Herkes alsın Windows 11'i, herkes geçsin. Çünkü ne kadar yüksek şeyi artarsa o kadar fazla kişi Copilot kullanır, bilmem ne kullanıyor. Daha fazla para kazanıyor ama bu tür şeylerde bence bazılarını geride bırakmak zorundayız. Çok geridelerse tabii ki evet, de. Evet evet haklısın. MSI Afterburner Windows XP desteğini sonlandırıyor eğer evet. hala Windows XP <laughs> kullanıyorsanız. MS Afterburner yazılımıyla ekran kartınızı hız aşırtma yaparken en azından yeni sürümlerden faydalanamayacaksınız. Eski sürümler her zaman için ulaşılabilir ve kullanılabilir oluyor tabii ki. Aynı zamanda Nvidia Reflex içinde bir gecikme izleyicisi eklemişler. Böylece ekrana yansıtıp ne kadar gecikme var yok görebiliyorsunuz. Yani etkisi var mı görebileceğiz veya monitörün evet. üzerine ne kadar fark ediyor. Yani Nvidia'nın yazılımı zaten bunu gösteriyordu sizde ama ben 3. partiden gireyim hepsi tek bir yerde olsun derseniz... Yani MS Afterburner gerçekten, yani bir marka temalı, Afterburner satın aldı MSI sonrasında desteklediler, Leakey de desteklediler, bugüne evet. kadar getirdiler yazılımı. Kullanabileceğiniz en iyi yazılımlardan biri şu anda piyasada. Bence en iyi. Marka temalı. Yani şey olarak dümdüz indirebileceğimiz hani bedava olan, evet. paralılarda evet. daha iyileri var. Evet ama bedava olup kontrol olarak yapabileceğiniz, özellikle ekran kartının görüntüleyebileceğiniz en iyi yazılım. Gerçekten Ten öyle. Hem modifiye olarak çok rahat, arayüz anlaşılır çünkü hani çok basit indirgiyor. Ve ee, her türlü teknoloji de destekliyor ya. Ve de evet güncelleme de geliyor. Asıl benim korkum oydu zaten. Çünkü bu Rusya savaşından sonra üreticisi bunun Rus olduğu için bir ara üretimi kestiler. MSI ile anlaşamadılar. Onun para aktaramadılar çünkü adama filan. Sonra geri toparladılar bir şekilde. Allah'tan çünkü getirmeyeceğiz update. Öldü Sınırdan vermişler. adama 4090 vermişler bir tane. <laughs> o yüzden tam böyleydi. Şu XP şu yüzden bırakıyor bu arada. Visual Plus Plus Compiler diye bir şey vardır. Hani yazılım altyapısı kütüphanesi. Onun 2022 versiyonuna geçiyor. O da XP desteği olmadığı için ne yazık ki güncel şeylere erişemiyor. Bu yüzden desteği kesmişler ama bu desteğin kesilmesi Yazılımı hızlandıracak elinde sonunda. Dediğim gibi bazı şeyleri geride bırakmak zorunda kalıyoruz artık. Evet, teknoloji geliştikçe. Lian Li'den enteresan bir güç kaynağı geldi. Senin sözünü kestim e, ama... Yok, şey... sıkıntı yok. 4, okay. de, yani 4, 6, 5 versiyonunu indirebilirsiniz. Ha, evet, ama. eski sürümler her zaman indirebilirler. Tabii. Onda hiç problem yok. Lian çok enteresan bir güç kaynağı tasarımını imza attı. Şimdi Lian zaten çok estetik, inanılmaz kasaları var. Müthiş bir firma. Ben Öyle. çok seviyorum, fan boyu. Ve, Yeni nesil kasalarında güç kaynakları enteresan bir şekilde dikine yerleştirilebiliyor. Ve dikine evet. yerleştirilen bu tasarımlar için demişler ki ya güç kaynağını bir kere sistemi kurarken takıyorsunuz. Sonra bir şey de eklemek istediğinizde soketlere ulaşmak imkansız neredeyse. Şey de çok zor. Normallerde de çok zor. Hani kasanın hep altına köşesine evet. koyduğun için hani kabloyu ulaşmak için ben mesela şey yapıyorum her zaman. En uzaktakine takarım ki sonra takmak için yakındakine erişebileyim dışarıdan. Elin ulaşmıyor. Şimdi şifler geldi yan tarafa bakıyor ama onlarda da her kasa uymuyor. Kasanın büyük olması lazım ki kapağı evet. kapatabileyim yani. Şimdi çok enteresan bir şekilde yapmışlar. L tipinde bir güç kaynağı yapmışlar. Eğer yatayda koyacaksanız dikine oluyor tabii ki bu hani kablolar ama bence dikine olması bile daha rahat erişilebilir olmasını sağlayabilir. Tabii kasaya bağlı olarak. Şimdi yani bunu yaparken birazcık kendi kasalarını evet. düşünmüş. Hani dual chamber PC kasaları için düşünüldü diyor. Evet. All yani level. Standart bir kasada olmayabilir ama şey çok enteresan. Yani PC'de estetik öyle bir yere gidiyor ki Seri üretimde özel tasarımlı L tasarımlı bir güç kaynağı alabiliyor olmak müthiş Üstünde de bir ve de üyesi bağlantısı için bir ayrı bir yeri var yani. Ve de büyük ihtimalle fiyat olarak da çok büyük fark olmayacak. Çünkü Lian Li'nin hani hızlı bir şekilde düşüyor. Evet. evet ilk çıktığında bir tık daha pahalıydı önceki seri ama fiyatı çok hızlı düşüyor. İnanılmaz bir firma. Şey konusunda hani müşterinin ne istediğini, ne tarafa gittiğini çok iyi anlayabilen bir firma. Çünkü kasalarda yaklaşık 6-7 yıldır hani ben mesela Lancool 2'de ben tanıdım bunları. İlk böyle USB-C koyan öne ve çok ucuza koyan ben hatırlıyorum o zamanla 200 dolara koymuştu. Başka koyan hani mesela Cooler Master'dı o zaman 1000 dolara çıkarıyordu o USB, önde USB-C'li kasayı. Bu 6-7 sene önce bu. Aynı şekilde fanlar, daisy chain dediğimiz mıknatısla bağlayıp tek bir kablo. İlk yapmadılar ama önde götüren onlar. Gittikçe de geliştiriyorlar. En son ekran koydular işte çılgınlık evet, çılgınır evet. Atıp. E şimdi tam evet bu arada Corsair X Shift'i yaptı. Hani ön taraftan yana çekelim dedi. Ama bu bence daha mantıklı. Çünkü yana koysam bile problem. Burada adamlar tamamen power supply ünitesinin dışına bir tane parça koyup tepeden direkt takmalık, çok rahat bir şekilde takmalık güzel bir şey koymuşlar. imza atmışlar gerçekten. Beğendim. Benim için dikkat çekici olan şey seri üretimde özel tasarımlı ürünlerin artması. Bir diğer haberimiz ise Raspberry Pi ile ilgili bir volumetric display. Yani volumetric display dediği aslında Hologram. Dedi, hacmi olan, hacmi olan ekran diyorlar. Hologram denebilir evet. E, ya şey gibi Star Wars'daki Üç boyutlu satranç var diyor. Onun gibi bir şey aslında. Yani sağdan baktığınızda ürünün sağını görüyorsunuz. Soldan baktığınızda cismin solunu görüyorsunuz. Önden bakarsanız da ön kısmını görüyorsunuz gibi düşünün. Yani fareyle döndürebilirsiniz tabi ama... ...en azından neresinden bakıyorsa insanın o tarafını <laughs> görüyor. Bir hologram gibi düşünülebilir. Çok da güzel bir tasarım yapmışlar. Raspberry Pi projelerini olabildiğince fazla önemseyip... ...programda dile getiriyorum. Sizin de bu şekilde yaptığınız enteresan ürünler varsa... Open source bir proje olabilir. Evinizde 3D ile yapmışsınızdır. Aşamalarını fotoğraflayın bizler için. Yayınlayalım. Hani evet. en azından böyle insanlara şek verir, yaparlar. Çünkü basit de yap yapılması. Tabii yapılması basit sadece Raspberry Pi de olmayabilir. Mesela Arduino ile, evet, USB evet, ile. Evet. ESP ile. Çünkü ESP'ler çok daha ucuz. Mesela kendiniz yani LED'leri çok pahalı buluyorsunuzdur. Kendiniz ESP ile LED yapmışsınızdır. Çünkü 30-40 TL falan o ESP şeyler. Power ünitesi biraz daha şey. O yüzden hani beni Mesut abi takip Twitter'da bu tür şeylerde. Ben hoşlanırım kendim de yaparım hatta. Evet size evet burada haberlerini yaparız. Bu arada hani büyük kürenin içine koyması falan çok güzel olmuş. Modern falcılar içinde mesela burada bir <laughs> ürün <laughs> üretilebilir. Sana bir kısmet görüyorum dediğinde yapay zeka sesi algılayıp orada böyle bir erkek suratı falan gösterirse kadınlara. Daha çok şey yapabilir ya da sen gittin <laughs> <laughs> baktırıyorsan <laughs> orada güzel bir kız gösterir. <laughs> abi iyiymiş diye devam edebilirsin yani. Eski makinelerin Kullanılması ile ilgili güzel bir adım var bu tarafta şimdi yavaş yavaş eski bilgisayarlarda Windows 11 desteği kalkıyor ve Windows 10'da kalmış bazı makineler var ve bunlar da aslında kullanılmıyor kullanılmıyorlar yavaş çalışan birçok makine Sadece var. Windows 10'da değil 7 olan 8 olan evet. daha, daha yavaş olan çok var. Neden? Çünkü geçtikçe bunlar yavaşladı döneminde çok hızlı makineler güncellemeler geldikçe çünkü çok daha fazla fonksiyon ekleniyor fonksiyonlar ister istemez eski makineleri biraz boğuyorlar. Kromos 600'den fazla cihaza şimdi bir Kromos Flex lisans vermiş ve diyor ki artık güncelleme almıyor makina, Windows 11'e geçemiyor musun? Gelsen Kromos Flex yükle daha hızlı çalışıyor, daha hızlı erişiyorsun. Böylece makinanı tekrar kullanılabilir hale getir. Ya ben çok hoş, bu arada çok da kolay yapılabilmiş yani USB e, iş. E, e yükleme sistemi kurmuşlar. E, şu açıdan güzel, şimdi evet hala daha iyi bir alternatif olan Linux var. Bunu konuşalım, onu dile getirelim en başta. Linux kurmak her zaman daha mantıklı bir makineye. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yaşlı veya teknoloji konusunda çok bilgili olmayan insanlar var. Chrome'un işletim sistemi bunun için çok daha iyi, çok daha basit. Böyle yok terminale gir, şunu yap, bilmem ne yap, yok. Dümdüz sadece menü ve herkesin bildiği tarayıcı Ya arayları. Gerçi birçok insan tarayıcı dışında artık hiçbir yere <laughs> girmiyor arkadaşlar bilgisayarlarında. O ya. yüzden Chromeos da çok iyi bir tercih olabilir ve yani elinde sonunda Chromeos çok daha temel bir şey olduğu için yavaşlamada da bir şey olmayacak. İşlerinin hepsini yapabilecek. Zaten Google Sheet var. Ya bir de sertifika Şu vermesi var. ne demek? Wi-Fi'nden tut Ethernet portuna kadar Aynen sıkıntısız öyle. çalışabiliyor Sen o model demek yani? Takıyorsun yükleniyor. O yüzden böyle bir destek vermesi hoş. Evet tabii ki de kendi Chromos'un şeyini arttırmak için yapılıyor. Ama bunu çöpe atmaktansa, Chromos yapıp birisine verebiliyorsam ve bu kişi bunu kullanıp işini görebiliyorsa o aleti çöpten kurtarıyor. Evet, çöpten kurtarılan oh. aletin tabii şöyle bir negatif noktası oluyor. kromos aktif olarak kullanabilmeniz için üstündeki uygulamaların internete sürekli bağlı kalması evet. lazım. Çünkü aslında Chromos, Google'ın servislerine açılan bir kapı olarak düşünülebilir. Bu kapı bir terminal olarak çalışıyor. Gerisi bulutlarla oluyor. O Tabii yüzden hani hızlı çalışıyor, seri çalışıyor. Ama işte internet bağlantınız yoksa eğer Chromos'u kullanmıyorsunuz. Burada da çok güzel Linux alternatifleri var. Yorumlara yazarsanız eğer eski makineye ben bunu öneririm. Kursunlar hı hı. daha hafif çalışır diye seviniriz arkadaşlar. Linux kullanıcı da çok fazla izliyor bizi. Evet onları dile de evet. getiriyoruz. <laughs> Şimdi getiriyoruz dile çünkü eski makineleri kurtarmak açısından iyi. Gerçekten de hem bir sürü alternatif yazılım var. Ofis alternatifler var, evet. Photoshop alternatifler var, video editörleri var. Ücretsiz kullanabileceğiniz eski makineyi diriltmek daha hızlı getirmek tabii önemli. Tabii sadece eski de değil mesela yeni ürünlerde özellikle hani bazı niş işler üzerine uğraşacaksan Linux her zaman daha iyi oluyor. Çünkü onun üzerine yazılmış driverlar, optimizasyonlar falan oluyor ve Windows'ta veya MacOS'ta da bunu bulam bulamayabiliyorsun. Çünkü adam tek başına kafayı takıyor bir şey. Ben bunu geliştireceğim diyor. Çünkü benim problemlerim var diyor ve herkese veriyor. Eninde sonu bu da herkese yarıyor. Evet kesinlikle öyle. Bir başka haber var. Ülkemizdeki kullanıcıları çok fazla etkilenmiyor ama <laughs> birazcık böyle power user dediğimiz her şeye meraklı kullanıcılar etkileyebilir tabii ki. Artix'in Liquid Freezer 3 isimli bir su soğutma sistemi var. Bu soğutma sistemi yeni nesil Intel ve AMD işlemcilerde kullanıcıya diyor ki: "Ya ben diyor işlemciyi tam olarak soğutabilmek, bu soğutucunun performansını gösterebilmek evet. için senin işlemciyi taktığın soketin değiştirilmesini istiyorum." Ve bu işlemi yaparsanız da %90 anakart üreticisi diyecek ki işlemci üreticisi evet. de. "Garanti dışı çünkü sen modifiye etmişsin." Diyor ki şu anki soket yapıları ne yazık ki soğutucuların tam olarak işlemci üstündeki plakaya oturmasını engelliyor. Bu yüzden de ben yüksek performansla çalışamıyorum. 3 derece fark ediyormuş yapılan testlerde. Az bir şey değil yani minicik bir değişiklik için 3 derece çok yüksek. Özellikle şimdi şeyde konuşuyoruz. Hani bu 14900 veya 7800X3D 79 e, 50X'ten evet. bahsediyoruz hani bunlar alev topu açıkçası istediğin kadar soğut soğutamıyorsun bunları. Kesinlikle. Ne kadar soğutursan o kadar fazla bir de kendileri overclockladıkları için bu cihazlar soğutma çok çok önemli. Çünkü daha yüksek değerlere ulaşabiliyorsun. Otomatik olarak sen bir şey yapmana gerek yok. O yüzden şöyle bir şey yapmışlar. Yani asıl problem şu anda LGA 1700'ün orta kısmı soğutabiliyorsun. Ama şimdi artık çipler o kadar büyük olmaya ve dağılmaya başladı ki o şeyin içinde sadece orta noktasında ısınmıyor. Bütün ünitede ısınıyor. E şimdi ben sadece orta noktasına dokunuyorsam alt tarafları ısı geçiyor demektir. E bu da yavaşlaması yavaş yavaş. Hani bir anda tak 100 derece çıkmıyor ama yavaş yavaş adım 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 derece artacak. Adamlar da demiş ki biz bunu çıkaralım çünkü alt ve üst noktalara ulaşamıyoruz. Kendi bir tasarım yapmış. Bu tasarım sayesinde bütün plakaya yatay bir şekilde tamamen full basınç uygulayabiliyorlar. Bu sayede de bütün ısıyı dağıtabiliyorlar eşit bir şekilde. 3 derecede az değil. Hiçbir şey yapmayarak. Evet. Millet kafa yoruyor. Ama tabii uygularken de yurt dışında özellikle garantiniz gidebilir. Dikkatli olun diye de bir not düşmüştü. Evet. Üreticiden <laughs> bunun için bir teyit alabilir misiniz bilmiyorum. Türkiye'de şey derler elleme abi garanti. Yani kısayolu seçecekten eminim. Evet. Ben de üretici olsam bilmediğim, test etmediğim onaylamadığım bir şey için de riske girmem yani. Aynen. Yani yapabilirsin demem. Son haberimiz AMD'den. yani AMD'nin bu Microsoft'la biraz daha sıkı çalışması lazım diye not düşeceğim bunu. Çünkü Bence her AMD takımla. Evet. <laughs> Yeni işlemcilerindeki bu yapay zeka birimleri Windows'un taskbarında görünmüyor. Task Manager'da Intel'i görebiliyorsunuz. Yeni çıkmasına rağmen orada AI unitlerin ne kadar yük altında kaldıkları görülebiliyor. Evet. Ahmet demiş ki ekleyeceğiz. Yakında göreceksiniz. <laughs> ya, yani her her seferinde yazılım <laughs> konusunda bu kadar geri kalmayı nasıl beceriyorlar bilmiyorum. Ben yani donanımda çok çok iyi noktadalar aslında. bakma iyi evet. gidiyorlar. Yo bence hani işlemcide ben 5000'den beri önde olduklarını düşünüyorum açıkçası. Hani burada bazıları yani tartışabilirim ama hani yazılım konusundaki işlemcide daha iyiler. Özellikle evet 7000 serisinde de haklarını vereceğim. 7000 serisinde ekran kartında da iyiler bence. Hani bir evet Nvidia seviyesinde değiller ama laf çakabileceğim bir sıkıntısı yok. En azından erörler yok, bilmem ne yok. Daha gün, hızlı update getiriyorlar. Ama hem burada Windows'da işte test manager'da gözükmemesi, aynı zamanda bu Antilak Plus'ın yapımcılarla konuşmadan bunu nasıl yani şeyi anlayamıyorum. Bu kadar toplantıdan, deneyimden nasıl geçebildiniz? CSGO'yu nasıl test etmedin yani? E, i̇lk oyun, hayır onu da her oyun yani başka oyunlarda da çünkü ban yenildi. CSGO ilk hızlı ban için fark edildi. O da çok enteresan bu arada, CSGO'nun hızlı ban da çok duymuş bir şey değil ama ne kadar kolay fark edilebildiğini evet. kanıtlıyor bu. Yani bu konuda evet gelmesi çok hoş ve bir sonraki update'e gelecekmiş. 24H2'de gelecekmiş ama yani nasıl bu kadar test etmeden veya test etmeden değil de hızlı bir şekilde yapımcıyla konuşmadan araca bazı şey diyorum iletişim ağım yok diyorum ama AMD'sin. Hani hem ekran kartında hem işlemcide en büyük ikinci firmasın. Hani küçük de bir firma da değil bu. O yüzden hani nasıl konuşmuyorlar, önem vermiyorlar. Hani kesinlikle çözemedim bu işi. Sürücü kısmını düzelttiğini söylüyor izleyicilerimiz. Yani AMD ekran kartının sürücülerin eskiye nazaran evet. daha iyi olduğunu söylüyorlar bu arada. Ama bu konularda da birazcık daha ileri giderse sevineceğiz. Neden? Rekabet dediğimiz gibi hep söylüyoruz bunu. bize yarıyor çünkü. Aynen öyle. O yüzden ben de daha ileriye gitsin. Ucuzlasın her şeyi. Ben de mutlu olayım. Diğer ter tarafı tercih etmek zorunda. Yani öyle bir tercih durumu olduğunda kötü hissetmeyeyim kendimi. Asıl bu. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyoruz. Gerçekten de çok değerli, çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Ve bir donanım programı eksikliği olduğunu gördük ki yorumlardaki güzel yorumlarınız bize gösterdi. İyi ki de yapıyoruz bu programı dedik sonrasında. Vatan Bilgisayar'a da bize destek oldukları ve destek olmaya devam ettikleri için de teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Burada bir programın daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.